taramayı düşündünüz mü? Yanınıza geldim. Geldiniz tamam, mi? Geldim buraya. Sonra geldim. Oralarda da. Evet, bütün akşam da geldim. Geniş de bir alan. Burasına geldim de. Onu da yaptık. Okulu. Orada bitirdi. Okudu. Japonya'da okudu. Japonya'da kendisi yalnız okudu. Orada okudu, geldi evet, sonra. Ondan sonra Japonya. Ne okudu? Tokyo'da dil kursları. Dil kursları. Hı-hı. Başka ne okudu okul olarak? Kazakistan'da psikoloji, üniversite bir kurs. Kino rejissura, aktör gibi aktör. Aktör. Kino rejissör. Senarist. Ha. Evet, evet. Film senarist olmak istiyorlar. Onlar haber yok şimdi diyor. Haber şimdi yok. Kazakistan'da psikoloji üniversitesi bir kurs yaptı. Ondan sonra dil öğrenmek istedi. İkinci kurs değiştirdi başka üniversite, dil üniversitesine. Tokyo gitti. İstedi Japonya, Tokyo dil kursunu okumak istedi. Meslek rejisör, senarist evet öyle. Evet. Senarist, rejisör. O yazdı, yazdı kitaplar, evet o kitaplardan film, evet öyle. Kitapları iyi bence, insanlar onu okuyor, genç insanlar için o yardım. İlk başta çok korkularım oldu, çok ağladım, çok her yerim ağırdı, kalbim, içim, her yerim ağırdı. Şimdi çok insanlar konuşuyor, insanlarla konuşuyorum. Meslekte insanlar bu işlerde çalışıyor, çalışkan insanlar hep söylüyor bir kötü şey olsa çabuk çıkıyor. Ben de hissediyorum şimdi normal gibi o yaşıyor. Bence öyle. Evet inanıyorum. Gelecek gibi görünüyor. Evet inanıyorum. Şimdi kendisimin çalışıyor. Kendisini büyütmek için. Çünkü biz küçük gezden 11 yaşa değin yalnız oldu. Her istediklerini yaptık. Burada da ben görüyorum mesela kameradan çıkıyor. 20 yaşta büyük insan. Bizim gözümüzü 3,5 yaşta çocuk gibi göründü o zaman. Şimdi bakıyorum şimdi ben de büyüyen gibi görünüyorum. Ruhum büyüdü. O da bence büyüdü. Şimdi odan buyum nasıl diyeyim? Şimdi kendisini bulmak istiyor. Bence öyle. Evet. Görüyoruz şimdi o büyük insan bize küçük gibi göründü her zaman. Son burada mı görülmüş? Evet kamera var orada atış poligonu var orasında son kamera görüyor. Hı hı. Ama nereye gitti görmüyor odan sonra. Benim umudum haber iyi haber nasip etsin Allah'ım diyorum. Benim hayatımda öyle bir şey olur diye hiç düşünmedim. Benim hayatımda şimdi oluyor. Allah'ım bana yardım ver. İnsanlara da söylüyorum bana yardım edin lütfen. Bilmiyorum. Ne? Yani kızınız öyle. Nerede olabilir? 72 gündür yok. Şimdi bilmiyorum. Farklı bir duygular da geldi önce. Çok korkular da oldu. Gelebilirsiniz. Thank you.
kuyruk olduğu için Kazakistan Büyükelçisi de olayı takip etti. Uzun süredir Karasu Atış Poligonu'nun dağlık alan bölgesindeyiz. Bir olumsuzluk olursa gelişmelerden haber verdim. Ay şuradan ay ay bir de şuradan deminden aramadan öyle yapalım. Yarımız zorlan gidiyor. Zaman iki arkadaşımızı ben bu tarafa gönderiyorum. Merhabalar. Tamam. Yine giriyorum değil mi? Bakın. Günaydın. Şey yapalım. Marka inşallah. Ay aynen biz de buradan gidiyoruz. Doğru arıyoruz. Ömer fark yolu var ya. Üstünde bunlar mı var? Son kıyafet bilgisi net değil. Net değil. Net değil. Takı bilgisi var mı? Ayakkabı numarası, giydiği ayakkabı. Bu bölgeleri bilmiyor. Türkiye'yi de pek bilmiyor. Yani üzerindeki takı bilgisi, ayak numarası, ayakkabı. Sözde hiçbir bilgi yok. Sağlıksız bilgiler. Nereden çıkıyor? Buradan devam ediyor abi. Şurada gidiyor. Oradan. Yukarıya dönüş. Ana caddeye bak. Yolunu alın. O neden geliyorsun? Dediğim gibi gördüğünüz her idareyi. Çünkü ne bilgimiz yok ki üzerinde. Kıyafet üzerinde net bir bilgimiz yok. Dostlarım. Ne yapalım?